Dijitürk 1. kanaldan Kur'an'ın söyledikleri programımızdan herkese hayırlı Ramazanlar diyoruz değerli izleyenler. Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımızla birlikteyiz. Dini konularda en çok merak edilen sorulara cevaplar vermeye devam ediyoruz. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Caner hocam sizle başlayalım isterseniz. Çok merak edilen sorulardan bir tanesi de peygamberlerin Orta Doğu'ya gönderilmesi meselesi. Peygamberler hep Orta Doğu'ya mı gönderilmiştir? Hazreti Muhammed neden Mekke'den seçilmiştir diye sorsam neler söylemek istersiniz? Hocam Kur'an'da bahsedilen peygamberleri birçok kimse bütün peygamberler olarak zannediyor. Ve bunların da birçoğu Orta Doğu'da gelmiş peygamberler olduğu için ve bütün peygamberler Orta Doğu'ya geldi zannediyor. Oysa Kur'an'ın kendisi Kur'an'da peygamberlerin birçoğundan bahsedilmediğini ifade ediyor. Ve her kavme peygamber yani elçi yollandığını daha doğrusu diyeyim. Her peygamber elçiler geldiğini söylüyor. Yani tarih boyunca birçok elçi gelmiştir. Bunların sadece bir kısmı Kur'an'da bahsedilenlerdir. Evet. Ve Kur'an'da bahsedilen bir kısım peygamberlerinde mesela Hazreti Nuh gibi nerede geldiğini bilmiyoruz. Mesela Orta Doğu'ya gelmiş olması mümkün mü? Mümkün. Ama Kur'an'da Orta Doğu'ya geldiği şeklinde bir ifade yok. Veya Hazreti Adem'in Orta Doğu'da olduğu şeklinde bir şeyden bizim haberimiz böyle bir şey yok. Yani böyle bir Kur'an'ı ifade yok. Başka da Kur'an'da geçen peygamberin hepsinin tam yeri Kur'an'da ifade edilmiyor. Tarihsel bilgilerden birçok kimse onların Orta Doğu'da olduğunu tahmin ediyor olabilir. Ama bunlar bir Kur'an'ı ifadeler karşılıyor. Yani aslında Kur'an'da geçen peygamberlerin de hepsinin Orta Doğu'da geldiğini bu açıdan bilmediğimizi de vurgulayayım. Bir de şuna bakalım yani birçok yerde mesela Nuh tufanı ile ilgili şeye bakalım. Bir bakıyorsunuz Nuh tufanı ile ilgili ifade mesela Güney Amerika'da belli yerlerde de Nuh tufanı gibi bir tufan dünyada olduğundan bahsediyoruz. Şimdi Amerika ile Amerika'nın keşfinden önce burası arasında ne kadar az irtibatta olduğunu düşünürsek bunu birçok kimse oraya da peygamber gelmesinin bir delil olarak görebilir. Çin'de de bildiğim kadarıyla var hocam. Onların da yerel inançlarında böyle bir işte gemiye doldurulan bir takım hayvanlarla ilgili inanç ve anlatılar var. Evet yani sonuçta hocam yani mesela Orta Doğu dışında birçok yerde Nuh tufanı Kur'an'daki anlatıma benzer anlatımlar olması bu olay gerçekten gerçekleştiği için birçok yerde ayrı ayrı karşımıza çıktığı da denilebilir. Ama oraya gönderilen peygamberlerle ayrı ayrı peygamberlerin öğretilerinden de bunlar öğrenildi denilebilir. Fakat tabii şunu da biz biliyoruz ki bir peygamberin gelme sürecinden sonra çok hızlı bir dejenerasyon süreci var. Bunun mesela Kur'an'da da bir örneği var aslında. Mesela görüyoruz Hazreti Musa 40 gün için kavminden uzaklaşıyor. 40 gün sonra kavminin bir buzağı heykelini böyle bir putlaştırmalarına Kur'an dikkat çekiyor. Bakın 40 gün bir peygamber aralığına ayrılıyor ve aralarında Hazreti Harun var. Diğer bir peygamber var. Buna rağmen Hazreti Harun'un direncine rağmen çok kısa süre, 40 günde bunlar olabiliyor. Peygamberimizin vefatından sonra da aslında İslam dininde de bazı uydurmalar girmiştir. Ama en azından şunu da biliyoruz. İşte ilk 40 yıl içerisinde siyasi olarak müthiş bölünmeler ve birbirini öldürmeler de dinimizde oldu. Hristiyanlıkta şunu biliyoruz ki bana göre dünyada şu anda var olan dinlere katılmış en büyük hurafedir. Çünkü dünyadaki hani çok büyük bir topluluğun inandığı bir hurafe Hazreti İsa'nın tanrılaştırmasını görüyoruz. Daha Hazreti İsa'nın vefatından sonraki 1. yüzyılda hemen böyle bir uydurma var. Ondan sonra buna karşı şeylerde 1. yüzyıl olsa da siyasetin de desteğiyle bu uydurma ön plana çıkıyor. Ama yine de 1. yüzyılda hemen Hazreti İsa'nın vefatından sonra Hazreti İsa'yı ilahlaştıran söylemlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Kısaca şunu görüyoruz. Yani peygamberin vefatından sonra çok hızlı dinlerin dejenerasyonu süreci olduğu için şimdi biz eski Afrika kabilelerinde veya Çin'de böyle öğretileri bize gelen bilgeler var. Şimdi biz bu gerçek bir peygamberin anlatımı dejenere mi olmuş kısmen? Yoksa o sadece bir bilge miydi? Yoksa başka türlü bir peygamberin öğretilerinden kısmen alan biri miydi? Bunu tam söylememiz, tespit etmemiz mümkün olmuyor.
Fakat baktığımızda tek tanrı inancının da Nuh tufanı gibi belli böyle nokta anlatımların da izlerini biz dünyadaki birçok kavimde görüyoruz. Evet. Ha bunların zaten makul bir açıklaması da aslında onlara gelen peygamberlerin öğretileri bunlar. Veyahut da gelen bir peygamberin öğretisini bir şekilde gördüler. Başkaları aldı. Biz direkt o peygamberin öğretisi değil de o alıntıyı görebiliyoruz. Yani alıntılama ve dejenerasyon gibi unsurlar bizim bunların tam olarak takibini zorlaştıran hususlar. Çünkü geçmişle ilgili çok çok fazla yazılı kaynak da yok değil mi bir dönemle ilgili. Yani elimizde tek tük yazılı kaynaklar var. Mukayeseli olarak da onlarla ilgili eleştiriler olmayınca tam bir sonuca ulaşmamız mümkün olmuyor. Kısacası dünyanın birçok yerinde bile peygamberler gelmiştir. Orta Doğu'ya bir tek gelmemiştir. Peki Hazreti Muhammed niye Mekke'ye geldi? Şimdi dünyanın birçok yerine aslında peygamberler gelince niye Mekke'ye geldi sorusundan bir itiraz çıkması mümkün değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani nereye gelse mesela ne bileyim Londra'ya mı gelseydi? Hani Paris'e mi gelseydi? Hani başka nereye gelseydi acaba daha çok beklenir olurdu şeklinde bir soruyu sorsak. Hiç kimsenin Mekke'ye alternatif bir yer göstermesi mümkün değil. Bu yüzden hani Mekke'ye gelmesi merak konusu olup soruluyorsa bu normaldir sorulması. Ama bir itiraz noktası olması mümkün değil. Çünkü itiraz noktası olabilmesi için aha şuraya gelseydi daha iyiydi denilebilir. Fakat Mekke'ye gelmesinden bazı hikmetlerini de tespit edebiliriz. Bunlardan bence en önemlilerinden bir tanesi zaten nereye gelse bir peygamberin gelmesi mesajın yayılması açısından olumlu olurdu ama Mekke'ye gelmesiyle ilaveten bir Kabe'yi kurtarma operasyonu oldu. Kabe Hazreti İbrahim'den biri gelen ibadet edilen bir yer. Bakın şu anda dünyada böyle 3-4 bin yıl kesintisiz ibadetin yapıldığı tek bir yerin bile gösterilmesi mümkün değil. Yani ben şahsen bu eski Hindu tapınaklarını da inceledim. O Budist tapınaklarda baktım. Yani böyle sizin milattan öncesine öyle birkaç bin yıl öncesine götürüp kesintisiz ibadetin yapıldığını gösterebileceğiniz tek bir yer bile yok. Ama Kabe böyle bir yer. Hazreti İbrahim'den beri orada kesintisiz ibadet var. Ve bu kesintisiz ibadette ne olmuş? Peygamberimizin döneminde kısmen hanifler varsa ki biz Hazreti Muhammed'in de o haniflerden biri olduğunu yani Hazreti İbrahim'in öğretisini tek tük devam ettirilenlerden biri olduğuna ihtimal veriyoruz yoğun şekilde. Olsa da ağırlıklı olarak putperest işgaline uğramıştı Kabe. Ve tevhid inancının yanına putperestlik inancı da karıştırılmıştı. Hazreti Muhammed'in İslam'ı tebliğ etmesiyle beraber kendisi yok edilmeye kalkınca değil mi? O putperestler tarafından Kabe'nin de bu sefer alınması oldu. Yani Mekke'nin fethiyle beraber de o Kabe bölgesinde zaten peygamberimize karşı direnenlerin çoğu da İslam'a geçtiler. Böylece bir Kabe'yi kurtarma operasyonu oldu. Yani bütün dünyada en uzun süre ibadet edilen Allah'a ve kesintisiz ibadetin olduğu nokta ve Hazreti İbrahim'den kaldığı için dünyada halen devam eden Yahudilik Hristiyanlık içinde önemli bir peygamberin kurduğu bir nokta olan Kabe'nin kurtarılmasını bence büyük bir önemi var. Ve nitekim burası bir Müslümanların ayrıca hac ibadetinin de merkezi. Ben bu Kabe'yi kurtarma operasyonunu da beraberinde getirmesi Mekke'nin seçilmesinin önemli sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bence diğer bir hikmeti de şu, Mekke Kabe'nin olduğu için dünyanın geri kalan bütün noktalarından ayrışacak önemli bir noktaydı. Fakat Mekke'nin şöyle bir özelliği de vardı, buna hep dikkat çekiyoruz. Mekke'de Hazreti Muhammed peygamberliğe başladığında gerçekten ciddi bir bilimsel faaliyet yoktu. Evet. Felsefede, bilimde çok çok geriydi. O dönemin büyük imparatorlukları olan Roma'ya ve Sasanilere yani Pers İmparatorluğu'na çok uzakta değil dünyanın geri kalan ne bileyim Amerika kıtasını falan düşündüğümüzde mesela bunlara nazaran çok çok uzak bir noktada değil orası ama ikisinin dışında ve böyle büyük bir imparatorluğun parçası değil hatta orası o kadar verimsiz bir bölge ki bu büyük imparatorluklar da burayla ilgilenmiyorlar ciddi anlamda birçok yeri işgal etseler de burayla ilgilenmiyorlar. Yani
tarım açısından ciddi fakir. Felsefe okulları, bilim okulları yok. İlmi açıdan, bilimsel açıdan, medeniyet açısından Roma'nın ve Pers İmparatorluğu'nun çok çok gerisinde. Büyük ihtimal o dönem Çin, Hindistan'ın da gerisinde. Ve dünyanın aşağı yukarı büyük bir kısmının birçok açıdan gerisinde olan bu bölgeye Kur'an bir geliyor Hazreti Muhammed. Aradan bir yüzyıl geçmeden burası merkezli, Mekke, Medine merkezli başlatılan bir harekatla dünyanın en büyük imparatorluğu kuruluyor. Bu imparatorluk sadece siyasi büyük demiyorum. Bilimde ve felsefede dünyanın en ileri imparatorluğu kuruluyor. Kuzey Afrika'nın hepsinden Avrupa'nın güneyine geliyor ve farklı dinlerin olduğu bir coğrafyada hakimiyet gerçekleşiyor. Ve buradan da o zaman şunu söyletiyor bize Mekke'de mesajın gelmesi. Ya sonuçta bu toprağa baktığımızda, bu toprağın çoraklığında, bu medeniyetin çoraklığında Kur'an gibi bir kitabın çıkması beklenmez. Gerçi dünyadaki o dönemdeki bütün insanların bilgisi, ortak aklı toplansa da biz Kur'an'ın çıkamayacağı kanaatindeyiz. Ama bu kadar çorak iklimde hiç beklenmez. Hani Kur'an'a gereği gibi nüfuz edemeyenler, belki tam anlamayanlar bile o bölgeyi biraz bilseler çoraklığını, medeniyet açısından geriliğini, yani o bölgeden Kur'an gibi bir kitabı çıkmayacağını çok daha iyi anlarlar. Yani bence böyle Mekke'de çıkmasının böyle de bir hikmeti var. Eğer ki peygamberimiz mesela Roma gibi bir imparatorlukta çıksaydı, böyle bir medeni, oranın siyasi sistemine hakim olup dünyadaki o başarıları gerçekleştirseydi, birçok kimse şöyle düşünebilirdi. Roma'nın hazırladığı bir medeniyet var. Roma'nın hazırladığı bir siyasi güç var. Kendisi bir şekilde o önceden hazır medeniyete ve hazır siyasi gücü ele geçirdi. O siyasi hazırlanmış güç ve medeniyetle dünyaya hakim oldu denirdi. Ama böyle ne bir hazır medeniyet, ne bir hazır siyasi güç Hazreti Muhammed Mekke'den devralmadı, miras almadı. Tamamen sıfır noktasından başlayıp dünya hakimiyetini gerçekleştirdi. Bence Kabe'nin kurtarılma operasyonunun yanında Mekke'den çıkmasının böyle bir şeyi var. Ayrıca Mekke-Medine bölgesinde Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik gibi çok farklı kültürlerle karşılaşma var. Ve bu çok farklı kültürlerle karşılaşmadaki onlarla karşılıklı işte fikir atışmaları ve diğer şeylerin verdiği müthiş canlı bir fikri münakaşa, münazara ortamının doğması da önemli. Nitekim Hristiyan kaynaklara gittiğimiz zaman da Zafer Duygu Hocam'ın da burada kitaplarından buna bakabilirler, görüyoruz. Yani Hristiyan kaynaklardan da bazen İslam'ı okumak o dönemdeki enteresan bir yaklaşımdır. Hristiyan kaynaklarda bir görüyoruz, daha 1. yüzyılda birçok din adamı Hristiyan gönüllü bir şekilde İslam'a geçiyor. Hristiyan kaynaklar işte atayacak papaz artık bulamıyoruz, İslam'a akın akın geçmeler var şeklinde yazıyor. Yani fikri olarak da buradan tabii ki nasıl İslam'ın diğer dinler arasında da yayıldığının delillerini o kaynaklar, İslam dışı kaynaklardan da okuyabiliyoruz. Evet. Hocam mutlaka tabii, benim tespit edemediğimde Mekke'de gelmesinin başka hikmetleri de vardır ama en azından benim gördüğüm bunlar. Hocam Mekke'de gelmesi ile ilgili söylediğiniz şeyler gerçekten çok önemli. Orta Doğu ile ilgili de belki şöyle bir katkı yapılabilir. İnsanlar sadece Orta Doğu'nun şu andaki durumunu dikkate alarak, yani işte çok diyelim ki göreceli bir olarak ama yani geri kalmışlığını falan düşünerek niye buraya geldi ya da niye oraya gelen peygamberlerden bahsetti diyor ama yani mesela peygamberimizden öncesinde de peygamberimize Kur'an vahyedildiği zaman da Orta Doğu öyle kenarda köşede kalmış bir bölge değil. Yani insanlığın aslında birçok medeniyetine beşlik etmiş bir bölge. Bir yandan bakıyorsunuz işte Asya, Afrika, Avrupa kıtalarının birbirine en yaklaştığı bölge olarak mesela Orta Doğu bölgesini görüyorsunuz. Yani bir yere bir mesaj gelecek, o bütün bu kıtalara dağılacak olsa tam aslında gelmesi gereken yer coğrafi olarak. Ya da mesela on binlerce yıllık diyebileceğimiz yerleşim yerleri var. İşte mesela Anadolu, Çatalhöyük gibi, Çayönü gibi. Ya da Mısır, Yemen, Lübnan, Filistin, Kudüs, Şam, Halep çok çok eski kadim hepsi şehirler var. Bunlar hepsi bu bölgede baktığın zaman. Ya da mesela Sümer, Babil, Asur, Akat, Hitit, İran gibi binlerce yıllık medeniyetlere beşlik etmiş bir yer. Mezopotamya aynı şekilde. Yani böyle sıradan bir bölge de değil. O yüzden hani bunları da dikkate almak lazım. Yani bir yerden bir mesaj tüm insanlığa duyurulacaksa. Yani gerçekten seçilse. Stratejik bir yeri de var. Çok güzel, evet, bir nokta yakalamışlar. Yani seçilecekse neresi seçilmelidir deseniz. Tam da aslında olması gereken yer burası. Yani evet. Bu dönemde
Atıyorum Güney Amerika'ya gitseniz şey belki ancak yerliler yaşıyor. Avustralya'ya gitseniz yerliler yaşıyor. Yani Asya'da birçok bölgede hala insanlar çok ilkel şekillerde yaşıyorlar. Ama burada gerçekten birçok bilgin çıkıyor, bilim insanı çıkıyor. Bütün bu kültürlerde, medeniyetlerde, matematik, tıp, astronomi birçok gözlemler mesela burada yapılıyor. Bu bölgede yapılıyor yani Asurlarda, Babillerde vesaire. Dolayısıyla burasında dikkat almak lazım. Medeniyetlerin beşiği evet, bir bölge beşiği. Ve evet. Aslında şeyi de çok güzel tespit etmişsin hocam. Gerçekten yayılması için çok stratejik bir nokta. O birçok medeniyetin olduğu noktaya. Evet, kesinlikle. Mehmet hocam, bununla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Hayır. Tamam. Hocam, çok merak edilen sorulardan bir diğeri de yine Allah ve Resulüne itaat ayetleri. Yani bu konuda yani siz her fırsatta aslında Kur'an kavramlarının nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili sıklıkla bunu vurguluyorsunuz. Nasıl okunması gerektiğiyle ilgili, nasıl doğru anlaşılması gerektiğiyle ilgili. Bu Resul'e itaat ayetlerini nasıl anlamamız gerekiyor hocam? Kur'an bu konuda bize ne anlatıyor? Şimdi madem ki konuya Kur'an'dan bakılacak o evet. zaman o Allah'a ve Resulüne itaatle ilgili ayetlerde itaat edin emirlerinden sonra nelerin anlatıldığına bakmak hı hı. lazım. Şimdi en önce şunu ifade edeyim. Bazı çevreler şöyle şeyler söylüyorlar. İtaatle alakalı ilahi buyrukların yer aldığı ayetlerde hep peygamberimizle alakalı Resul kelimesi kullanılıyor. Yani şöyle nebi denmiyor. Evet, yani men yuti'in nebiyye fekad etaallah denmiyor. Veya men yuti'in Muhammeden fakat eta Allah denmiyor. Ne deniyor? Men yuti'ir Resule fakat eta Allah. Kim Resule, elçiye itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu şu demek tabii yani. Resul kelimesi elçi anlamına geldiği için elçiye itaat onu gönderene itaattir esasında. Dolayısıyla ilgili ayetlerde Resul kelimesinin kullanılması öyle sıradan herhangi bir kullanım değildir. Onun evet. böyle içeriğini, altyapısını doğru şekillendirmek lazım. Resul kelimesi önemli, çok önemli bir kelime. Şimdi örnek vereceğim ayetlerden de anlaşılacak ki burada asıl mesele Resul'ün şahsiyetine değil, onu gönderen makama itaatin önemi vurgulanıyor demek. Çünkü ayetlerde acayip tehditler var. Bunu yapmazsan kafir olursun diyor mesela. Dolayısıyla mesele ciddi yani. Öyle bir insanın herhangi bir işine itaat etmemeyle alakalı değil bu. Bu doğrudan dine ve Allah'a itaatle ilişkilendiriliyor. Ayetleri kardeşlerim aktarırken görecekler bunun dikkat çekmek istediğim yani noktasını. Yani şu uyarıda mı bulunuyor hocam? Siz Allah'ın kendisine göndermiş olduğu ve size ilettiği bu mesajlara itaat ediyorsunuz aslında. Evet. Yani Allah'a sizin ediyorum. Ona karşı itaatsizliğiniz, Allah'tan getirdiği mesaja karşı itaatsizliğiniz aslında Allah'a itaatsizliğinizdir. Evet. O. Ne güzel işte biz 10 dakikadır anlatmaya çalışıyorduk. Sen yarım cümlede bitirdin işi. Gayet güzel. Evet o demek yani. Fakat ben şimdi bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Resul'e itaatin veya itaatsizliğin ne demek olduğunu ayetlerden aktaracağım kardeşlerime de. Şimdi diyorlar ki belli çevreler yani Nebi'ye itaate gerek yok. Yani Nebi'ye itaate gerek yok. Ben öteden beri bu Resul ve Nebi ayrımında ortaya konulan böyle keskin ifadeleri hiç sevmiyorum. Yani mesela Resullük başka bir insanın özelliğidir. Nübüvvet başka bir insanın özelliğidir. Hatta şöyle diyorlar işte her Resul Nebi'dir ama her Nebi Resul değildir. İşte Resul kendisine kitap, şeriat verilendi. Hocam şeyi biliyor musunuz? Ben de onu merak ediyorum soracaktım. Bu ayrımı ilk defa kimler yaptı Resul'e Nebi için dediğiniz şekilde? O ayrımı hatırlıyor musunuz? Yani şahsen hatırlamıyorum da bu dini kültürde işte kelam kitaplarında mesela. Ben de yıllardır rastlarım da ilk nereden çıktı acaba diye düşünüyorum. Ya bir öyle yani. Çok tarihen bilmiyorum ne zaman çıktı ama şimdi bizim mesela itikat kitaplarımızı açtığınız zaman bu Resul ve Nebi maddelerine baktığınız zaman pat bu bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Ben bu konuda bir makale yazmıştım vakti zamanında ve çok
net sonuçlar elde etmiştim. Kur'an'daki ilgili kullanımların her nerede geçiyorsa oradan hareket ederek bir takım değerlendirmeler yapmıştım. Ben bu değerlendirmelerimin sonucunda demiştim ki yani vahiy alan kişiye nebi, almayan vahiy alana resul, almayana nebi denir. Kendisine verilmiş özel kitaba dayalı işte hükümler aktarana resul, kendisine kitap verilmediği için önceki kitapla ilgili uygulamalar gerçekleştirene nebi denir falan. Kesinlikle bunu asla kabul etmiyorum. Bunu Kur'an'a aykırı görüyorum. Ayetler her nebinin vahiy ve kitap aldığını gösteriyor. Açıkça gösteriyor yani. Bir tane söyleyeyim. Kânen nâsü ümmeten vâhideten feb'asallâhu nebiyyîne mübeşşirîne ve münzirîn. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah nebiler gönderdi, müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak. Ve enzele ma'ahum el kitabe. Hepsiyle beraber Allah kitap indirmiştir. Bitti. Allah'ın her nebiye kitap verdiğini söylediği ayet, Bakara 213. ayet, orada dururken hala daha kalkıp da nebiler kitap almamıştır. Demek Kur'an'a aykırı bir söylemdir. Hazreti İsa ile ilgili geçen Meryem suresinde Ataniyel kitabe, Allah bana kitap verdi ve cealeni nebiyya diyor. Ve cealeni rasula demiyor mesela. Hocam bu ayrım zaten sayıyor ya. Kim bir peygamber, yani onlar nebiydi, resuldü diye aynı kişi için zaten. Tabii Hazreti Muhammed için aleyhisselam için ya yüven resulü diye hitaplar olduğu gibi ya yüven nebiyyü hitapları da var. Araf suresi 157-158. ayette اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَنْ نَب۪يَّ diyor yan yana. Şey hocam diyebilir miyiz? Benim biraz rastladığım, en azından kendi kullanımımda, kullanış tarzında hani nebi, peygamber için daha çok Türkçe'deki gibi geçen. Yani Allah'ın yolladığı insan resuller için Allah nebi diyor. Fakat resul kelimesi daha geniş. Niye? Allah'ın gönderdiği melekler için de kullanılıyor kelime. Tabii. Aynı zamanda bir insan bir nebi elçi yollarsa ona da resul diyor. Tabii, tabii. Ama nebi kelimesinde mesela melekler için veya bir insanın yolladığı elçi için kullanım hiç yok Kur'an'da. Yok. Evet tabii yani. Böyle bir. Tabii o zaten bir programda söylemiştik, bilmiyorum hatırlıyorum. Ben ondan Türkçedeki peygamber kelimesi biraz buna denk geliyor. Mesela peygamber kelimesi hiç melekler için yok. Veya insanın insanı gönderdiği elçi için kullanmaz. Yok. Elçi kelimesi ise geneldir. Tabii. Ondan ben resul, elçi, nebi, peygamber çevirisini hep Türkçe açısından şey buluyorum. Ben mealimde hep öyle çevirdim. Bütün yani risalet anlamındaki resul kelimelerine elçi dedim. Nebi kelimelerinin tamamına peygamber dedim mesela. Evet. Tercümede öyle bir şey kullandım. Karşı olduğum veya karşı olduğum demeyeyim de hani beni rahatsız eden şey, şimdi resule itaat edilir ama nebiye itaat edilmez diye. Şimdi şöyle ayetler var. Onlara ne diyecek mesela bunu diyen? Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, cahidil küffara vel münafıkîn. Kafirlerle, münafıklarla cihad et. Yani bu peygambere yönelik bu emir bizi de ilgilendirmiyor mu yani? Bu aynı zamanda risalet içerikli bir buyruk değil mi yani? Ya eyyühen nebiyyü izâ tallaktumun nisâe. Ey nebi, kadınlar boşadığınız zaman şöyle şöyle yapın. Bu bir risalet öğretisi değil mi aynı zamanda? Yani Hazreti Muhammed'in resullüğüne itaat edilir de nebiliğine itaat edilmez ayrımı beni çok rahatsız ediyor. Onu özellikle ifade edeyim. Hani benden bazen işte resul kelimesine dair verdiğimiz bilgilerden hareketle böyle bir takım sonuçlar çıkartıyorlar. Bu sonuçları da çok iddialı bir şekilde kullanıyorlar. Hayır, ben öyle düşünmüyorum kardeşim. Kim ne diyorsa varsın desin ama ben bu ayrımı peygamberlerin kendisinde hem resullüğün hem nübüvvetin olduğunu kabul eden bir insan olarak bu tür resul başka bir peygamber olabilir, nebi başka bir peygamber olabilir ayrımını kabul etmiyorum yani. Onu peşinen söyleyeyim. Yani şu belki denebilir hocam. Hani nübüvvetiyle ilgili konularda peygamber itaat edilir. Hani dindir çünkü o. Nübüvveti dışındaki bireysel, kişisel tercihlerle ilgili. Tabii. Hani uygulamayabilirsin, yapmayabilirsin. Çünkü tabii, tabii. O din değildir zaten. Ama şimdi, burada nebi ve resulü karıştırmaya gerek yok. Tabii evet. Yani kavramlar üzerinden böyle keskin ayrımlar yapmak beni rahatsız ediyor. Şimdi mesela diyor ki peygamber nebi sıfatıyla hata yapabilir. Ona niye nebi kelimesini kullanıyorsun? Beşer sıfatıyla hata evet. yapabilir de. Yani, nebi sıfatıyla dedin mi? O zaman ne oldu? Peki resul sıfatıyla yapamaz mı? Ya ya resulü belliğ ma'unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et ey resul. Ve illem tef'al fema belliğte risalete. Yapmazsan bunu Allah'ın risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Ne oldu bak? Resulle alakalı bir şiddetli uyarı işin içerisinde devreye giriyor. Hocam zaten şöyle gibi. Yani bir kişiye resullük görevini veren Allah da nebilik görevini veren Allah değil mi? Onu insanlar mı veriyor o görevi? Değil mi?
Yani zaten ikisini yani? De Allah veriyor. Nübüvvet sanki insanların elde ettiği, çalışarak elde ettiği bir makammış. Hayır gibi. Yani ikisini de Allah verdiğine göre Allah'ın verdiği konuda zaten hata olmaz. Evet, elbette yani. Gerçekten. Peygamberimizin uyarıldığı ayetlerde de Resul kelimesi de Nebi kelimesi de icabında kullanılabilir. Yani böyle bir ayrım yapmayı yani sakıncalı buluyorum. Yani, bu, yani bunu tam sırası geldi. Bir söylemiş olayım. Şimdi asıl soruya gelelim. Asıl soru neydi? Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Nasıl anlaşılmalıdır? Şimdi bu konuda çok nefis ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. En belirleyici ayet Nisa suresinin 80. ayet. Orada diyor ki Rabbimiz, Estağfirullah. Men yuta'ir rasule fekad eda'allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Başta söylediğim gibi. Çünkü Resul elçidir. Onun getirip tebliğ ettiği esasları Allah göndermiş olacağı için onlara itaat, mesajı gönderene itaattir. Dolayısıyla Resul'e, elçiye itaat, Allah'a itaattir. Bitti. Bunu temel olarak koyalım. Ama mesele sadece bu ifadeyle bitmiyor. Kur'an'da kullanılan işte bu itaat, Allah'a ve Resul'e itaatle ilgili ayetlerde sadece ayetlerin bu kısımlarını alıp da devam eden, yani ayetin biten kısmıyla ilgili mesaja bakmamayı çok büyük eksiklik olarak görüyorum. Şimdi bakınca ne olacak? Bakın. Diyor ki Ali İmran suresinde Rabbimiz, Ali İmran 32. ayet, estağfirullah, buyuruyor ki قُلْ اَطِيَ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ. De ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. فَاِنْ تَوَلَّ. Eğer yüz çevirirseniz, yani yapmazsanız bu işi, فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِ. Muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Ne oldu şimdi? Demek ki Resul'e itaatsizlik, Allah'a itaatsizliği beraberinde getireceği için Resul'ün tebliğ ettiği esaslara itibar etmemek bir küfür sebebidir. Ciddi bir işten konuşuyoruz. Yani evet. Bunu Resul kelimesi kullanıldığı için ilahi mesajlarla ilişkilendirerek anlamak gerekir. Yoksa beşer Muhammed'le alakalı değil. Men yuti'i Muhammeden fekad ata'allah demiyor. Kul ati'ullaha ve Muhammeden demiyor Allah-u Teala. Risaletle alakalı tespitler, öğretiler zikrediliyor ve bunlara itibarsızlığın küfür olduğu mesela Ali İmran suresi 32. ayette beyan ediliyor. Geliyoruz Ali İmran suresine. Gene bununla alakalı kullanımlar bununla ilgili olduğu için. Ali İmran suresi 132. ayete geliyoruz. Orada diyor ki Rabbimiz ve atiullaha ve resule, Allah'a ve Resul'e itaat edin. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Böylece merhamete eriştirilirsiniz. Yani demek ki Allah'ın merhametine mazhar olabilmek için Allah'a ve Resul'e itaat etmek gerekiyormuş. Yani ciddi bir şeyden konuşuyoruz. Herkesin ümidi Allah'ın rahmetine nail olabilmektir. Ona nail olmanın yolu Allah'a ve elçiye itaatle ilişkilendiriliyor. Ali İmran suresinin 132. ayetinde. Mesela diyor ki şeyde çok önemli bir ayet okuyacağım şimdi. Nisa suresinin 59. ayeti. Nisa, tamam, bakalım hocam şu anda. Nisa suresi 59. ayet. Yani bir program konuşulsa yeridir. Gerçekten yeridir. Acayip saptırılıyor sağdan soldan. Okumuyor adam ayetin devamını kardeşim ya. Diyor ki Rabbimiz estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minküm. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine, buyruk sahiplerine itaat edin deyince bütün yöneticileri anlıyorlar. Burada öyle yönetici göndermesi falan yok. Yani işi iyi bilen insanlar kimse onların işle alakalı deyip durdukları şeylere itibar edin. Dikkate alın. Şimdi sonra şimdi ayetin devamı burayı nasıl anlamak lazım geldiğini anlatıyor. Böyle ayetin yarısını okuyup öbür yarısını okumamak illet ediyor beni. Diyor ki Allah-u Teala فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz فَرُدُّهُ, o anlaşmazlığa düştüğünüz konuyu götürün, arz edin. İlallahi, Allah'a وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولَ. Niye? اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bir hani öncelikle dini bir meselede bir anlaşmazlığınız varsa Allah'a gideceksiniz ve Resulullah'a soracaksınız.
Nasıl soracağız şimdi? Allah'a nasıl soracağız bunu? Allah'a sormamızın yolu Kur'an'a gitmektir. Peki Resul'e nasıl soracağız? Onun yolu da Kur'an'a gitmektir. Çünkü Resul sıfatının orada zikredilmesi elçi sıfatıyla Resulullah'ın getirdiği esaslara o meseleyi arz etmektir. Kur'an'ı açacaksın. İş buyruk sahipleriyle alakalı olarak da senin müracaatgahın Allah'ın kitabıdır. Buna bakacaksın. İmanın varsa Allah'a ve ahirete imanın varsa böyle yapacaksın. Hocam bunu şöyle de anlaşılabilir mi? Yani şimdi Allah'ın verdiği bir yetkiyle peygamber kendi döneminde de bir yere emir sahipleri atıyor. Mesela bir ordunun başına komutan atıyor veya ordunun bir kanadını diyelim kontrol edecek birini atıyor veya bir şehre diyelim yönetici atıyor. Resul tarafından bu atandığı için bir yerde ona da itaat gerekiyor. Ve zaten onunla ilgili bir sorun olursa Allah ve Resulü çerçevesinde olay çözülecek. Yani Allah'ın getirdiği vahiy veya Resul'ün o konudaki kararı çerçevesinde çözülecek. Ama Resul'ün vefatından sonra bütün emir sahiplerini seçimi bu sefer içtihadi oluyor. Yani sonuçta Resul'ün Allah'ın verdiği yetkiyle kendi döneminde ulemirleri seçse de ondan sonrası komple içtihadi bir döneme geçilmiş oluyor vefatından sonra. Bunu tabii ki bundan bir ama, daha değişik belki bir siyaset teorisi de çıkabilir daha detaylı düşünürsün. Ama bu şimdi istismar ediliyor. Nasıl? Evet. Adam diyor ki işte yöneticidir. Bunun her dediğine itibar etmek Allah'ın emridir. Allah'ın öyle bir emri yok. Yönetici hata yapmaz mı yani? Yani milleti batıla doğru yönlendiren yöneticiler yok mu? Birinin yönetici olması tek başına itaat edilmeyi mi gerektiriyor? Burada konu şarta bağlanmıştır. Diyor ki Allah'a ve ahirete inanıyorsanız münakaşa ettiğiniz, tartışmaya girdiğiniz konularda Allah'a meseleyi arz edeceksiniz. Resul'e arz edeceksiniz. İkisinde de konu buraya geliyor. Ama diyelim ki Resulullah bir görev verdi birine. O toplumsal hayatın içerisinde dini bir görev değildir o yani. O yani kültürel anlamda dönemin şartların gereği neyse onunla alakalı bir şeydir. Savaşta ordu komutanı tayin etmesinden tutun da başka işlere varıncaya kadar. Bu din değildir. Burada Allah'ın hakkında hüküm belirlediği bir mesele varsa ki vardır. Çünkü Allah'a ve Resul'e onu arz edin, onu götürün denmesinin sebebi meselenin dini içerikleridir. O dini içeriklerden meseleyi arındırıp yani bir yönetici ne diyorsa her ne diyorsa bunu yap. Her ne diyorsa yap değil. Bir de ve ulil emri minküm diye bir takı var orada. Minküm sizden. Birinin sizden olması sizinle aynı değerlere, aynı hassasiyetlere sizdenliği hak edecek bir özelliğe sahip olmasını gerektiriyor. O yönetici de bir problemle karşılaştığında problemi Allah'a arz etmeyi bilecek. Resul'e arz etmeyi bilecek. Yani vahye gitmeyi bilecek. Vahye gitmiyor da başka taraflara gidiyorsa din adına bizim ona itaat etmemiz Allah'ın bu ayette istediği buyruklar arasında yer almaz. Hocam zaten meseleyi Allah'a götürmek, Allah'tan gelene götürmek demek değil midir? Tabii işte Kur'an'a yani, dememin sebebi bu. Yani Allah'a götürmesi dediği zaten yine şeyde de var ya hocam mesela Tövbe suresinin 1. ayetinde. Yani Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtardır bu diyor, ayrılıştır diyor. Yani Allah ve Resulü oturup ortaklaşa bir şey yazmış değil şüphesiz. Hayır, işte Resul işte, kelimesi elçilik sıfatıyla Allah'ın verdiğini söylemektir. Bak ben bununla ilgili acayip ayetler okuyabilirim. Mesela Enfal suresi de diyor ki, yani şimdi bir teşekkür edeyim sana buraya açılım imkanı verdiğin için. Mesela Enfal suresinde 24. ayette diyor ki Allah-u Teala, Ya eyledin amenü, ey iman edenler. Uğurcuğum, Enfal 8. surenin 24. ayetini bir verelim. Orada teknik bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Sonra da Tevbe suresinden bir ayet daha okuyacağım. Diyor ki, Ya eyledin amenü, ey iman edenler. İsteciyi bu icabet edin. Hı hı. Kime? Lillahi, Allah'a. Velir Resulü ve Peygamber'e. Elçiye yani, evet. İtaat edin. Ne zaman? Ne zaman? Şimdi Arapçası çok önemli bunun. İza da'aküm lima yuhyiküm. Size hayat verecek olan şeye sizi çağırdığı zaman. Kim çağırıyor? İza da'aküm. Da'a tekil bir kalıptır. Yani Allah başka bir şeye çağırır. Resul başka bir şeye çağırır diye bir şey yok. Orada Resul'ün çağırdığı zaten Allah'ın çağrısıdır. Eğer birbirlerinden farklı şeylere çağırıyor olsalardı İza da'aküm gelmez o. İza da'avaküm gelirdi. Bakın metin doğrudan tekil gelerek
asıl davetin sahibinin Allah olduğunu açıkça gösteriyor. Metin bu. Az Arapça bilen bunu anlar. Hı-hı. Ama Arapça bilmedi mi öyle tahminlerle esip gürlüyorlar sağda solda. Şimdi bir tane daha okuyacağım. Tevbe suresi 62. ayet. Tevbe suresi 62. ayeti de Uğurcuğum bir verirsen. Gerçi tabii biz burada meali veriyoruz. Şimdi adama ayetin orijinalindeki Arapça metni gösteremiyoruz. Bir kıymeti. Onu anlatıyorsunuz hocam. Yok. Ama görsünler istiyorum. Anladım. Yani yahlifune billahi lekün yurdukum. Sizi memnun etmek için gelip Allah'a yalan yere yemin ediyor. Münafıklardan söz ediyor. Sonra diyor ki vallahu ve resulü. Allah ve resulü ehakku daha uygundur. Asıl uygun olandır. En yurduhu onun razı edilmesinde. En yurduhu. Bak tekilhu zamiri var. En yurduhuma demiyor. Niye? Çünkü orada Resul'ün razı edilmesinden maksat Allah'ın razı edilmesidir. Tekil kullanıyor, tekil. Tekil kullandığı için ve bunu imana bağlıyor. İnkânû müminin. Eğer gerçekten mümin iseler Allah ve Resul'ünün çağrısına yani özel olarak Allah'ın razı olmasına dair asıl layık olanın o olduğunu bilirler, bilsinler demeye getiriyor ayet-i kerimede. Tekil zamir kullanımı bunu açıkça gösteriyor. Şimdi bir tane daha söyleyeceğim bununla ilgili. Yani uzatmayayım. Yani böyle örnekler var. Yani Resul'e itaatle Allah'a itaati birbirinin rakibi gibi göstermek doğru bir şey değil. Elçinin itaate muhatap kılınmasının sebebi elçiyi gönderen makamdır. Ve burada da kapı dönüyor, Rabbimize çıkıyor. Allah'a ve Resul'e itaat imanın gereğidir. Amin. Nerede? Enfal suresi 1. ayette, 20. ayette ve 46. ayette. Açsın okusunlar. Çok önemli bir ayete daha geleceğim. İşi oraya hazırlıyorum. Diyor ki şeyde, Uğurcuğum, Nur suresi 52. ayeti ve peşinden de 54. ayeti bir verelim. Nur 52'de diyor ki, وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve يَخْشَ اللّٰهَ Kim Allah'a karşı derin saygı duyarsa. Bakın maksat, o itaatin maksadı Allah'a itaattir. Ve يَخْشَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ demiyor. Allah'a karşı derin saygı duyarsa ve يَتَّقْهِ Kim Allah'a karşı muttaki yani duyarlı davranırsa فَاُولَٰئِكَ işte bunu başaranlar humul faizun. Bunlar kurtuluşa erenlerdir. Yani orada göremedim. Kurtuluşa erenler. Ya kurtuluşa ermek Allah'a ve Resulüne itaate endeksleniyor. 52. ayette. 54. ayette de diyor ki şimdi bakın demin söylediğimin bir örneği daha. Kul atiyullah ve atiyur Resul. De ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Fe in tevellev fe innema aleyhi ma humile ve aleyküm ma humiltum. Yüz çevirirseniz elçinin sorumluluğu kendisine yüklenen tebliğ görevini yapmaktır. Sizin göreviniz de ona onun yükümlülüklerini yerine getirmektir diyor. Sonra diyor ki ve in tuti'uhu tehtedu. Eğer ona itaat ederseniz bakın önce de Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Sonra ve in tuti'uhu ona itaat ederseniz ister Resul'e itaat olsun ister Allah'a itaat olsun. Asıl maksat Allah'a itaattir ama Resul'e itaat olsa bile orada maksat o zamir tekil geldiği için maksadın Allah'a itaat olduğu gayet açık. Çünkü tekil zamir kullanılıyor. Metin olarak Allah'ın kitabını sağa sola çekmenin bir anlamı yok. Resul'ü Allah'ın rakibi gibi göstermenin bir anlamı yok. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani farkındayım aslında ama bunu söylemezsem gerçekten çatlarım. Haşr suresinde onu da bitiriyorum. Çok istismar ediliyor. Biraz bir program öncesinde Caner Hoca şeyle alakalı Necm suresi 3. ayette peygamberimizin hevasından konuşmadığıyla alakalı bir hatırlatma yaptık. Çok yerindeydi. Şimdi ben çok istismar edilen bir ayete ve Resul'le alakalı olarak kullanılan bir ayete. Haşr suresinin 7. ayetine ufak bir temas etmek istiyorum. Orada diyor ki ganimetler ve fey diye iki kavram var Kur'an'da. Evet. Biri savaş
yapılarak elde edilen ganimet kelimesi o anlama gelir. Bir de bu fey diye bir kelime var. Bu savaşsız elde edilen işte ganimetler. Fey bunun adı. Bu fey ile alakalı ayette diyor ki ma efa Allah. Zaten efa'e o fey kelimesinin türetildiği köktür. Ma efa Allah ala Resulü min ehlil kura felillahi velir Resulü velizil kurba velyetama velmesakini vebni sebil keyla yekune dületen beyne lagniyâ minküm. Yani Allah'ın fey olarak Resulüne verdiği işte şunlara 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 şöyle paylar dağıtın anlamında zenginlik, mal, servet sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle bir dağıtımdan söz ediyor. Ondan sonra diyor ki bak ama bu cümlenin peşinden geliyor. Yani Haşr suresi 7. ayetteki bağlamın içerisinde yer alan bir cümle nasıl koparılıyor da sağda solda başka türlü anlayışlara, hizmete evriliyor onu anlatacağım. Caner'ciğim bak diyor ki ve ma ataküm'ur resulü Resul size neyi vermişse fekuzuhu onu alın ve ma nehaküm anhu neden men etmişse sizi fentehu siz de ondan vazgeçin. Ya ganimetler yani fey ile alakalı bu. Sanki Resulullah Allah'ın demediği bir şeyi dermiş gibi hatta Resulullah'ın dediği şey Allah'ın dediğine aykırıymsa bile rivayeti esas almak lazım ayeti esas almamak lazım gibi böyle garip çıkarımlar yapıyorlar. Gözünü seveyim. Burada Resulullah'ın, Resul'ün verdiği şey Allah'ın ona verdiği bir buyruğun hayata uygulanmasıdır. Ve buradaki maksat fey denen ganimetle alakalıdır ya. Hocam aslında şöyle ganimetle alakalı konu. Ganimetle alakalı olmasa da Kur'an bağlamında bu cümle doğru bir cümle zaten. Doğru. Ama Resul sizin kafanızdaki kelimesi. Kur'an dışı bilgileri tasdik ettirebileceğiniz bir cümle değil. Çünkü Allah'ın Resulü'nün Allah'ın kitabıyla çatışması gibi bir durum söz konusu olamaz zaten. Elbet. Yani ayeti bağlamından kopardığınız zaman var ya bu darma duman her tarafa gidiyor. O ayeti millet peygamber bir şey der Allah'ın dediğine başka da olabilir. Çatışabilir de falan. Neyi çatışıyor ya? Resul kelimesini kullanıyor. Resul kelimesi elçilik ifade ettiği için orada Resul'ün kendi iradesi yok. Allah'ın dediğini, Allah'ın buyruğunu yerine getiriyor demek ve özel olarak o ayette mesele ganimetlerle alakalıdır kardeşim ya. Evet. Allah başka der, Resul başka dere bunu malzeme yapmanın, Caner Hoca'nın okuduğu gibi hevasından konuşmaz. O zaman ne diyorsa hepsi vahiydir. Peki o zaman uyarıldığı ayetler ne olacak? Tahrim suresinin birinci ayetini al oku bakalım. Git Mücadele suresinin ilk o dört ayetini oku bakalım ne oluyor? Niye uyarılıyor madem her dediği vahiydir? Kur'an dışı her şey vahiydiyse onlar niye kayıt altına alınmadı? Evet. Yani böyle bir tabii o zaman mesela aslında. Peygamber eşine su getir diyor. O da bir vahiy olması lazım yani bu şeye göre. Mesela bana şuradan bir diyelim ki tavuk pişirir misin diye sorsa onun da vahiy olması lazım o mantığa göre ağzından çıkan evet. Her şey vahiy. Evet yani iki ayeti daha hatırlatayım kardeşlerime. Zaten süremiz bitiyor bitti. Hocam. Bir dakika kaldı o zaman. Tamam hemen söyleyeyim. Fetih suresi 17. ayeti okuyacaktım. Hı-hı. Bir, Muhammed suresi 33. ayeti okuyacaktım. İki, Ahzab suresi 71. ayeti de okuyacaktım. Ama okuyamadım. Kardeşlerim onları not alsınlar. Allah'a ve Resul'e itaatin aslında neler vaat ettiğini o ayetlerde görmüş olurlar. Son sözü size. Ağzınıza gönlünüze sağlık hocam. Çok çok önemli bir konuydu. Çok da güzel açıkladınız her ikinize. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın inşallah görüşmek üzere diyoruz.